Bugün 4 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 3 saat süren kabine toplantısının ardından memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, memurlara %30,5 zam yapıldığını belirtirken, emeklilerin maaşında genel olarak enflasyon oranında zam yapıldığını söyledi. Erdoğan ayrıca maaşı 1500 lira olan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşının 2500 lira olacağını belirtti. Erdoğan şöyle devam etti. Temmuz ayında hem memurlarımıza hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir. Erdoğan'ın açıklamalarına göre SGK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ay içinde %23,65 oranında zam yapılmış olacak. Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren enflasyon rakamları dün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre yıllık tüketici enflasyonu %36,08 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üretici enflasyonu da %79,89 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aylık enflasyon %13,58 olarak kaydedildi. Önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının yüksek olduğu ana gruplar %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış ise %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasından önce hesapladığı Aralık ayı enflasyonunu duyurdu. Buna göre ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında %19,35 arttı. ETÜFE'nin 2021 yılındaki artışı ise %82,81 olarak gerçekleşti. DİSK Araştırma Merkezi'nin verilerine bakalım. DİSKAR, Aralık ayında düşük gelirli ilk %20'nin gıda enflasyonunu %64,6 olarak hesapladı. DİSKAR'ın açıklamasında şöyle denildi. Emekçinin enflasyonu %65'e dayandı. Gıda enflasyonu zirvede. 2005'te 4 olan gıda enflasyonu 2021'de %43,8'e çıktı. Enflasyon rakamlarına muhalefetten de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu %80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey saraydaki ekonomi dehası! Dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol" çağrısını yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon rakamlarını "Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor" sözleriyle değerlendirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun yorumu ise şöyle. "Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, kral çıplak. Bu iktidarla geçim olmaz, geçim için seçim lazım." HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da "Asgari ücret zammını daha işçinin cebine girmeden geri aldı bu vicdansızlar. Enflasyon en adaletsiz vergidir" diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin olarak "iktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor" değerlendirmesini yaptı. Türkiye yılın son aylarından beri kur, faiz, enflasyonu konuşuyor. Metropol Araştırma Şirketi iktidarın ekonomi politikalarıyla ilgili seçmenin neler düşündüğünü gösteren bir kamuoyu araştırması açıkladı. Buna göre son bir yıl içinde halkın %75,8'inin iktidarın ekonomi politikalarına olan güveni azaldı. AKP seçmeninde güvenim azaldı diyenlerin oranı %36,4 olarak kayda geçerken, MHP'li seçmenin ise %50,7'si ekonomi politikalarına olan güvenin azaldığını söyledi. Saadet Partili seçmenlerde güven kaybı oranı %100 oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinde de güven kaybı %90'ın üzerinde çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için %19,60 oldu. Yeni yılla birlikte doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi birçok alanda fiyat artışı görülürken bir zam da sigara ve alkolden alınan özel tüketim vergisine geldi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV %47 zamlandı. En ucuz sigara 22 lira 85 kuruş oldu. Araç muayene ücretleri de %36,2 oranında zamlandı. KDV dahil muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 günlük aranın ardından bugün yeni yılın ilk mesaisi başlayacak. Meclisi yoğun bir dönem bekliyor. Ana gündem yeni ekonomik yasalar olacak. Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Sosyal medya düzenlemesini kapsayan dezenformasyonla mücadele yasası, ruh sağlığı yasası, 6. yargı paketi ve spor yasası da meclis gündemine gelecek. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Omikron varyantı nedeniyle Türkiye'de de vaka sayıları artıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son 10 günde kentte vaka sayılarında artış görüldüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya, 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım, maskemize güvenelim, sosyal mesafemize dikkat edelim dedi. Eskişehir'de en az 2 doz aşı olan kişilerin oranı %85'e ulaşmasına rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor. Evde tedavi görenlerin sayısı son bir haftada 8.678'den 14.485'e yükseldi. Valilik toplu etkinlikler için maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaparken Büyükşehir Belediyesi ise sergi, tiyatro ve konser organizasyonlarını iptal etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, omikron varyantıyla vaka sayısının yeniden yükselmesinin ardından okullar uzaktan eğitime geçecek mi geçmeyecek mi tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, uzaktan eğitim okul ortamının kesinlikle alternatifi olamaz diyerek yüz yüze eğitime devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un COVID-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecinin evde devam ettiği belirtildi. İsrail'de hamile bir kadının grip ve koronaya aynı anda yakalandığı bildirildi. Flurona adı verilen bu yeni çift enfeksiyon durumuna dünyada ilk kez rastlandı. Kuveyt'in Londra Büyükelçiliği, İngiltere'de omikron vakalarındaki ciddi ve benzeri görülmemiş artış nedeniyle Kuveyt vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Sırada dış politika ve dünyadan haberler var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya destek sözünü yineledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine kararlı bir yanıt verileceğini söyledi. Bu arada bölgedeki gerginliğin düşürülmesi yönünde diplomatik çabalar da yoğunlaşıyor. 9-10 Ocak tarihlerinde ABD ile Rusya heyetlerinin Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. 12 Ocak'ta ise NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması planlanıyor. ABD haftalardır Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmak ve olası bir işgale hazırlanmakla suçluyor. Rusya ise söz konusu suçlamaları reddediyor. Rus savaş uçaklarının pazar günü İdlib'e yönelik düzenlediği hava saldırısında bir su pompalama tesisinin ağır hasar gördüğü bildirildi. BM yetkilisi sivillere ve sivil altyapıya saldırılar durmalı çağrısı yaptı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, IŞİD'in ülkenin güneydoğusunda bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu. Geçen yıl Ekim ayındaki askeri müdahaleden bu yana siyasi krizin sürdüğü Sudan'da Başbakan Abdullah Hamdok istifa ettiğini açıkladı. Siyasi junta tarafından görevden alınan ancak iç ve dış baskılar sonucu yaklaşık 2 ay önce görevine iade edilen Hamdok, istifa etmeye ve başkalarına yer açmaya karar verdim dedi. Sudan'da darbenin ardından ayaklanmalar başlamış ve gösteriler düzenlenmişti. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi'nin verdiği bilgiye göre ülkede darbeden bu yana en az 56 sivil hayatını kaybetti.
Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eylem Yanardağoğlu, Dijital Saat'in bu bölümünde yakın dönem sinema tarihinde kırılma yaratan Matrix serisinin 4. filmini ele alıyor. Yanardağ'ın bu haftaki konuğu ise Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nilay Ulusoy. Kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.